Yasemin Öztekin. Ya bu mesele enteresan bir mesele. Bu konuda hani müsaade edersen birkaç dakika konuşacağım. Lütfen. Şimdi bu konuyla ilgili, Yasemin Öztekin meselesiyle ilgili bir durum var demiştin dün akşam. Bunun detaylarını konuşamadık. Hı hı. Ama Yasemin Öztekin'le aranda bir diyalog geçti galiba. Detaylar nedir, senden alalım. Şimdi şöyle, aslında dün akşam anlatmaya niyetliydim ama sinirli bir şekilde anlatmak istemedim. Çünkü önemli bir konu bu. Yani sakin konuşulması gereken bir konu. O yüzden biraz bugünü bekledim. Dün akşam üstü gibi Yasin Öztekin, daha doğrusu Yasin olduğunu bilmiyorum, bir numara aradı beni. Bol yedili WhatsApp araması. Yani herhalde ya yanlışlıkla, kim olduğunu bilmediğim için açtım numarayı, açtım telefonu. Merhabalar, ben Yasin Öztekin dedi. Buyurun Yasin Bey dedim. Uygun bir yeri geçtim. 5 dakika kadar bir telefonda konuştuk. İlk süre, yani ilk başta tabii kendisine yönelik 4 senedir eleştiriler getirdiğimi, bunların birçoğunun yanlış olduğunu, yalanlı yanlış bilgiler içerdiği gibi birkaç ithamda bulundu. Ben de kendisine şunu söyledim. Ya benim elde ettiğim bilgiler, sizin Yasin Bey, ki öyle hitap ettik, yani Yasin Bey'in demeçleri, Yasin Bey'in menajerinin demeçleri ve çıkan haberler. Ki o gün Türkiye'nin en büyük gazetelerinin hepsinde manşetti Yasin'in Galatasaray kulübüyle girdiği pazarlığı, sözleşme pazarlığı. Ben de bunun üzerine sosyal medyada yorum yapıyorum, burada da yorum yapıyorum. Gazetemde de haberini yapıyorum çünkü işim bu. Ben gazeteciyim. Evet. Siz de beni buraya gazeteci kimliğime çıkarıyorsunuz. Sağ olun. Burası da benim kurumum, kanalım. Burada görüşlerimi ifade ediyorum. Yani doğal olarak benim işim bu olduğundan dolayı ben bunu yapıyorum. Ona da şöyle söyledim. Eğer yanlış bir bilgi söylediğimi düşünüyorsa bilgilendirebilir. Ya da eğer ki uygun görürse, ben onu numarası zaten gördüğüm için ararım. Doğru bilgiyi söylerseniz biz de ona göre konuşuruz. Yani ben sonuçta kendisinin iddia ettiği gibi bir şey varsa öyle konuşmak istemem. Yasin'in arama sebebi neydi? Yasin'in arama sebebi hem burada yaptığım yorumlar, 4 senedir Yasin'in sözleşmesi üzerine ya da performans üzerine yaptığım yorumlar, hem de sosyal medyada Yasin üzerine yaptığım yorumlar üzerine aramış. Ama yani şöyle söyleyeyim, ben insani olarak herkesi anlayabilirim. Bana telefon edebilir, numaramı bulabilir, kibarca derdini anlatabilir. Ben de çıkıp bunun üzerine kendisine açıklama yaparım, kapatabiliriz. Bu medeni bir şeydir. Ama bu konuşmanın başka yerlere gitmemesi lazım. Üstü kapalı bazı cümleler kurmamak lazım. Üstü kapalı kurulan bazı cümlelerin tehdit boyutuna varmaması lazım. Yani ben açıkçası kendimi tehdit edilmiş hissettim o konuşmayı yaparken. Nasıl mesela, hangi ifadelerden öyle hissettin? İfadelerin biçimi işte, benim büyük bir ailem var, haberin olsun, sıkıntı yaşarsın, o kadar falan deyip telefonu kapattı zaten. Galatasaraylı Yasin Öztekin bunları sana söyledi. Aynen, Galatasaraylı Yasin Öztekin. Ya Galatasaraylı değil artık, Yasin Öztekin, futbolcu olan Yasin Öztekin telefon açtı bu şekilde. Böyle bir şey yaptı. Anlayabilirim, eleştirilmiş insanlar kendilerini kötü hissedebilirler. Biz de insanız, biz de hissediyoruz. Zaman zaman sosyal medyada haksız eleştiriyorduğumuzu düşündüğüm zaman ben de cevap veriyorum ama... Ya benim büyük bir ailem var ve sıkıntıya girersin mi dedi. İfade bu muydu? İfade buydu. Şöyle söyleyeyim, yani ben kimseyi arayıp beni rahatsız eden ya da bana da çok haksızlık yapıldığını hissettiğim anlar oluyor. Ama ben birinin, bana biri sosyal medyada bunu demiş, ben o adamın telefonunu bulayım, WhatsApp'tan telefon edeyim özellikle. O da enteresan bir detay. Herhalde düşünerek yapılmış bir şey. Ondan sonra açayım, diyeyim ki böyle böyle, sana yani bir noktada insana farklı hissettirmek ya da farklı düşündürmeye çalışmak. Bu ama üstü bu kapalı çok... bir tehdit değil, bu bayağı üstü açık bir tehdit Uğur. Yani büyük bir ailem var, sıkıntıya girersin, tehdittir yani. Ya herkesin yorumu, ben kamuoyunun fikrine bırakıyorum. Ben böyleyse bu konuyu anlatmam gerektiğini hissettim. Çünkü şu yüzden, bu benimle alakalı bir konu değil, bu bir futbolcuyla alakalı bir konu değil. Ya biz burada gazetecilik yapıyoruz ya, biz tabii ki sizin sözleşmelerinde konuşacağız, performansında konuşacağız. Ben Galatasaray finansal fair play'den bir yıl men aldığından 5 gün sonra menajeri çıkıp biz yumruğumuzu masaya vurmadık, Galatasaray bize verdiği zam sözünü tutmadı dediğinde eleştirmeyecek miyim? Ben takımda Geri Rodriguez 1 milyon 350 bin euro maaş alırken Yasin'in ve cephesinin daha fazla maaş talep etmesini ben eleştirmeyecek miyim? Konuşmayacak mıyız bunları? Ya da 28 yaşında Galatasaray'ın kapısına ilk kez giren bir oyuncunun son 2 sezonunu kötü geçirip 31 yaşında zam istemesini ben konuşmayacak mıyım? Tabii ki konuşacağım. Bundan sonra da konuşacağım. Tabii ki hiçbir zaman hakaret ya da saygısızlık boyutunda hiçbir şey, ben hayatım boyunca kimseye hakaret etmedim. Etmem de.
küfür de etmem, günlük hayatımda da kullanmıyorum ama hakaret olmadan, saygısızlık olmadan bundan sonra da özellikle eleştireceğim. Hiçbir bu konuda tavizim de olmaz. Öyle telefon ederek insanları susturmaya çalışmak çok doğru bir şey değil. Telefon edersiniz, kibarca fikrinizi iletirsiniz. Ya ben size katılmıyorum söylediğinize ya da üslubunuzu sert buldum diyebilirsiniz. Ne kadar sürdü konuşma? 5 dakika 15 saniye. Peki genel olarak büyük bir ailem var ve zarar görürsün kıvamında mıydı bu konuşma? Ya yok, ben kibar giriş yapınca 2-3 dakika daha normal bir tonda, sonra tonunu sertleştiren bir Yasin vardı. Yani çok önemli değil. Dediğim gibi benim için özneler önemli değil. Ben burada bunu konuşmakla mükellefim kardeşim. Ben bunu konuşmazsam benim burada olmamın amacı yok. Tabii. Biz burada A Spor, Turkuaz Medya Grubu, Sabah Gazetesi'nin bir çalışanı olarak bana burada A Spor'da çık, fikirlerini dile getir, gazetecinin yap, haberini yap, yorumunu yap diye çıkarmışlar. Ben burada görevimi tabii ki yapacağım. Ben gazeteciyim yani. Kaldı ki yani burada benim herhangi bir kişiye özel bir şeyim yok. Benim hiç, ne olacak yani, tanımam etmem. Ben burada olgular üzerinden konuşuyorum. Aras Özbiliz'in sözleşmesini de eleştirdik. Mustafa Pekdemir'i de eleştirdik. Ne bileyim, mesela Selçuk İnan'ın yaptığı sözleşmeyi ben ilk günden beri eleştiriyorum. Ama bak, araya tehdit eden yok değil bak, mi? Bir klas farkı var. Mesela Selçuk'un menajeri Sayın Batur Altıparmak'la hayatımda ilk defa U12 İzmir Kap'ta karşılaştım. Beraber rastlaşınca genç oyuncular üstüne bir saat, bir buçuk saat sohbet ettik. Bir kere bile en ufak bir ima olmadı. Ya sen benim oyuncumun sözleşmesine eleştiri getiriyorsun demedi. Çünkü bu işin doğrusu budur. Ben kimseye hakaret etmediğim sürece, saygısızlık etmediğim sürece bu iş böyle olmak durumunda. Yani sonuçta insanlar şey düşünüyorlar. Yani bu sözleşme sonuçta Galatasaray taraftarının cebinden çıkan sözleşmeler. Biz burada gazeteci olarak kamuoyunun çıkarlarını savunmak durumundayız. Ya da ara söz biliriz ya da başka oyuncuların sözleşmelerini konuşurken de. Ya o sözleşme, o paraları, o milyon euroları, TL de değil, milyon euroları, ya Galatasaray taraftarı kombine alıyor, bilet alıyor, forma alıyor. Yayıncı kuruluş 500 milyon dolar vermiş. 500 milyon doları hani Yasin ve arkadaşları maç yapsın diye vermiyor değil mi? Orada milyonlarca insan bu maçlara talep göstersin ve izlesin ve ticari bir katkısı olsun. Bu insanlar dekoder alsın diye izliyor. Yani milyonlarca taraftarın İşte gidiyorlar, Yellow Friday yapıyorlar sizin bir transfer taksitinizi ödeyebilmek için. Ya bunları belli bir üslup çerçevesinde dile getiremeyecek miyiz? Ya ben şey diyemeyecek miyim? Yani Muğdat'ın sözleşmesi daha mantıklı diyemeyecek miyim? Sinan'ın sözleşmesi daha makul diyemeyecek miyim? Sinan'ın katkısı Yasin'den fazla geçen sene. Galatasaray Kulübü'nün kararı da bence doğrudur. Evet. Bunu da dile getirmekten hiç çekinmedim. Kimseye hakaret etmeden de bunları sonuna kadar dile getireceğim. Ayrıca şahsım olarak da, kurum olarak da yasal haklarımız saklıdır. Gerektiğinde de kullanırız yani. Onları ifade etmek isterim. Senin daha büyük bir ailen var. Binlerce severin var Uğur. Onu da hemen belirtelim. Hakan Gündoğar Avusturya'da Beşiktaş'ı takip ediyor. Sevgili dostum, onu da biraz beklettik. Bu arada tam da konuştuğumuz konu Yasin transferi, Beşiktaş'la da adı geçiyor oyuncunun. Neler aktaracaksın Hakan, söz sende. Mustafa, zor nefes alıyorum, dinledim çünkü. Şöyle söyleyeyim, tabii ben Uğur kadar sakin bir insan değilim. Sen de çok iyi biliyorsun. Bu konularda ben biraz daha hassasım. Sevgili Uğur, şunu söyledin, WhatsApp üzerinden aradı. Hani bilinçli bir şekilde, çok akıllıca bir hareket. Eğer bu kadar akıllıysalar, arayan kimse, futbolcu, menajeri, o bu. Şunu da unutmasınlar, Uğur Karakullukçu bir Türk vatandaşı ve Türkiye'de bir adalet var, hukuk var. WhatsApp'tan arayacak kadar cesursanız o söylediklerinizi mahkeme karşısında da söylersiniz. Arkasına WhatsApp'ın saklanmazsınız. Yani WhatsApp konuşmaları kayıt altına alınmıyor diye onların arkasına saklanmazsınız. Uğur Karakullukçu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet her zaman tecelli eder. Adaletten şaşmamak lazım. Sevgili Uğur, sen benden yaşça küçüksün. Seni yıllardır tanıyorum. Senden ricam, lütfen bütün hukuki haklarını kullan ve ceza neyse çekilsin bu, çünkü sen açık açık tehdit edilmişsin kardeşim. Üstü kapalı bir şekilde değil. Sen açık açık tehdit edilmişsin. Sen her şeyden önce bir Türk vatandaşısın. Ulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Bu bayrak altında yaşıyorsun. Seni kimse tehdit edemez. Lütfen adalet sonuna kadar tecelli eder. Ülkemizde her zaman adalet bizim başımızın tacıdır. Lütfen senden ricam, adalete başvur ve gereken cezaların alınmasını sağla. Mustafa, ben sözü sana bırakayım, daha fazla istersen bu yayını yapmak istemiyorum gerçekten, çünkü çok sinirlendim.
Sevgili Hakan bizim de duygularımızın tercümanı oldu. Değerli dostumuza çok teşekkür ederim. Açıkçası hepimiz de şok eden bir gelişmeydi. Sevgili Uğur Karakullukçu Yasin Öztekin'le WhatsApp üzerinden gerçekleşmek zorunda kalan görüşmeyi Yasin'in de orada benim bir büyük bir ailem var kendine dikkat et açıklamasını özellikle az önce vurguladı ama Turkuaz Medya Grubu olarak bu grubun çalışanları, yorumcuları, spikerleri, gazetecileri, editörleri, muhabirleri çok iyi bilirler. Şeffaf, demokrat bir ortam vardır ve bu ortam içinde herkes kendi fikrini de özgür bir şekilde ifade eder, ifade etmeye de devam eder. Turkuaz Medya Grubu da çok büyük bir ailedir.